Selamlar arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle yaklaşık 1,5 senedir yaptığımız işleri burada anlatacağım size. Yani bazen yanlış kararlar verdik, para kaybettik, bazen doğru işler yaptık, bazen ne doğru ne yanlış, nötr işler yaptık. Bunları anlatacağım. Bakın ilgili tarihler bu kolumda, tarih kolumda. Kısa vadeli portföye bakacağım. Çünkü uzun vadeli portföy mesela arsayı ben hiç değiştirmiyorum. Taşıtları değiştirmiyorum. Yani bu elimde duruyor. Bunları değiştirmiyorum. Kısa vadeli alım satım yaptım. %10 gibi bir param vardı. Hangi tarihte? İşte biz bu işe başladığımız tarihte. Yani 16 Ekim 2021. Şurada bakın. 16 Ekim bizim portföyümüzün dağılımı. Hisse 6,8, yabancı fon taşıt demişik. Konut demişik, arsa nakit demişik. Bu hangi tarihte? Bakın şu tarihte arkadaşlar. 16 Ekim 2021 tarihte portföyüm buymuş. Bunun gibi portföyleri biz bazı tarihlerde arkadaşlar, bakın 9 Kasım 2021 kayıt etmişik. YouTube'a yüklemişik. Bu kayıt ettikten sonra bunlar burada duruyor. Bakın taşıt, konut, arsa. Bazen bunları güncelliyor. Yani şu taşıt, konut, arsayı senede bir kere güncelliyor. Diğeri %10'luk kalan o portföyümüz, onu sürekli alım satım yaptığım için sürekli güncel duruyor. Şu an senkronize ettim. Senkron bir şekilde Excel'de benim karşıma çıkıyor. Mesela nasıl bir senkronize ettik? Şöyle bir senkronize ettik. Yani burada dolar günlük olarak değişse de, altının gramı değişse de, bizde altın varsa, gram değişiyorsa buradaki altın fiyatı da değişir. Yani altın oranımız belli diyelim. İşte 40 gram altınımız var. Bu altını eğer bilezik mi değil mi ona göre, işte bilezikse işte altının TL'si 1500 ise şu an bileziğin 1420 TL'den bizim satışımız onlara, işte bilezik fiyatından buraya ekliyoruz. Yani 40 gramsa 1420 çarpı 40 diye yazıyoruz, buraya ekliyoruz, tamam mı? Bunu ben yapmıyorum, bunu internetten bir veri çekiliyor. O veri, bu veriyi çektikten sonra gerekli toplama çarpmalar sonucu buraya ekleniyor. Ben dokunmuyorum. İşte dolar TL 25 ise ne kadar dolarımız varsa çarpıyorsun, buraya koyuyorsun. İşte şu yeşiller, bunları dokunmuyoruz. Bunlar uzun vadeli. Dokunduğumuz şeyler bunlar. Yani ben dokunmuyorum. Bazen dolar TL değişiyor, kendi kendine değişiyor. İşte bizim burada daha çok hisselere dokunuyoruz. Yani hisseleri alıp sattığımızda değişiyor bunlar. Nakitlere dokunuyor. Nakitlere işte dolar mı yapacaksın, hisse mi yapacaksın, bunlar oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar artık senkron oldu. Ne demek senkron? Günlük olarak 15 dakikada bir yenile, 15 dakika demeyeyim de 15 dakika gecikmeli piyasaya göre yenileniyor. Yani 15 dakika geç veri alıyor, 15 dakika geç gösteriyor. O kadar. Yani biz bunlara müdahale etmiyoruz. Evet, şimdi bu şekilde biz bakın burada İşte her dönemde portföyümüzü kaydetmişik. İlgili tarihler aşağıda, bunları Excel'e yine kaydettik. Evet, 1,5 sene yaklaşık yuvarlak hesap, bakın en son 3 ay önce 3 Mart için konuşmuşum, bakın 2022 yılın değerlemesini yapıyorum dedim. İşte şu portföylerdeki arkadaşlar, bakın şu değerleme dediğimiz şu 6. ile 11. satırlar arkadaşlar. Buralarda değerleme yapmışım. Değerleme nedir? Bir sene boyunca araç fiyatı nasıl değişti? Mesela örnek vereyim. Benim aracımın fiyatını hızlıca öğrenebiliriz. Çok basit. Bakın buraya ben kaydetmiştim aracımı. Şu niteliklerini de kaydettim. Şöyle hemen bakıyorsun. Yuvarlak bir hesap. İşte en 1 milyon TL istiyor. En alttakilere bakmayın. Onlar ağır hasarlıdır. Şöyle birazcık yukarı çıkın. Şöyle 880 bin ile işte 1 milyon TL arasında ne olabilir? 925 bin TL olabilir mesela. 900 bin TL olabilir. Heh, işte bunun değerlemesi bu. Efendim sen kaç değerledin diye sorarsan bana da işte ne zaman değerlemişim onu da gösterelim. Yani değerleme tarihim 03.03'te değerlenmiş. Yani bu Şubat sonu gibi değerlenmiş arkadaşlar. Şubat sonundan bu yana arabamın fiyatı ne değişmiş onu göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Ben değerleme yaptığımda aracın fiyatı 650 bin liraydı. Şu an 925 bin lira desek, piyasada öyle gözüküyor. 925 eksi 650
bölü 650 dersek arkadaşlar %42 gibi bir artış olmuş gözüküyor şu an işte. Eğer biz bunu 900 TL'den alırsak arkadaşlar 900.000 TL, 900 TL değil mi? 900 eksi 650 değerlemişim. Bölü yine 650 diyelim. Yani yine her halükarda %38 artmış. Ne tarihten bu yana? Şubat ayı, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'ı da bitirdiysek 5 ayda arkadaşlar %38 değer artışı olmuş. Peki biz bunu %38'i yansıttık mı bu portföyümüze bizim? Yani şurada gözüküyor mu o? 3.8'in üstünde gözüküyor mu? Hayır, gözükmüyor. Çünkü onu biz senede bir değerliyoruz. Senede bir değerlediğimiz için şu an o düşük gibi gözüküyor. Hatta değerleme yaparsak yani 3,8 şu an paya sahipse %38 artarsa 1,38 ile çarparsın bunu şu an için güncel olarak 5,2'lik yer tutuyor. Ancak biz bunları senede bir arsa konutu ve senede bir değerlendirdiğimiz için şu an düşük gibi gözüküyor. Tamam mı? Bu yanılsama yapmasın arkadaşlar. Sürekli değerlediklerimiz şunlar olduğu için bunları güncel olarak görebiliyoruz ama bunları göremiyoruz. Şu an 3,8 değil aslında 5 gibi bir şey. Yani gerçekte o. Yani araç fiyatı da artıyor arkadaşlar. Yani 6 ayda diyelim %50 arttı şu an. Yani biz borsada Ocak'tan beri %50 kazandık mı? Yok, kazanamadık. Kazandıysak dolardan kazandık. Ne oldu? Araç daha fazla arttı. Şimdi konut da artmışsa ne olacak? Bir de konutta faizin mi? Ya o da artmışsa %50 ne olacak? Yani belki %150 arttı. Bilemiyoruz arkadaşlar. Yani onu bilemediğimiz için o tarafı sürekli kurcalamıyoruz. Onlar uzun vadeli. Tamam mı? Kurcaladıklarımız bunlar. Şimdi onları da ben size tablo yaptım. Bu tablo yani günahıyla, sevabıyla bazı zamanlar yanlış kararlar verdik. Bazı zamanlar doğru kararlar verdik. Bir şekilde bugüne kadar geldi 1,5 senelik yatırım. Kısa vadeli. Bakın kısa vadeli portföyün ederleri 16 Ekim 2020'de olmuş. %10'a sahipmiş. Hemen buradan bakalım. İlk baştaki portföyümüz şunları topladığımız zaman kısa vadelileri hisse, yabancı fon, taşıt değil, konut, arsa değil. Bir de nakitleri toplarsak arkadaşım %10 gibi bir şey ediyormuş. Yani 1,5 sene önce Ekim ayında ben bu işe başladığımda %10'luk bir param varmış. Öyle elimde çevirdi. Tamam mı? Tamam. Şimdi nakitte %10'un içinde bu nakit işte 2,7'ymiş. Yerli hisse 6,8'miş. Yani 7 de 2,7'de. Yuvarlak bir hesap 10'miş gibi bir şey. İşte dolar bazlı da varmış. Bunları toplarsan şu ediyor. Tamam mı? Şimdi nakitler, yerli hisselerimiz, dolar bazlılar. Bunları toplarsan bu portföy ediyor zaten. Şimdi taşıt ederi bu da yüzde o günkü yani o günkü demeyeyim de işte o tarihlerde hesapladım eder. %5'i ediyormuş. Yani ben o 16 Ekim 2020'de aracın değerine bakmışım. 5,7 olarak portföyümde koymuşum. Arsaya da %50 koymuşum. Yani arsalarımız da %50 portföyümüzde yer alıyormuş o tarihte. Ondan sonra işte Mart aylarında 2022 Mart ayında bir daha değerleme yapmışım. Sonra 2023 Mart ayında yine bir değerleme Mart başı gibi. Sene sene bu değerlemeleri yapacağız biz. Şimdi arkadaşlar nasıl hareket etmiş? Yani bakın burada borsa ve dolar yazıyor. Yani YNA yükseliyor. Normal yani eşit gidiyor. Bir de alçalıyor. Yani nötr. Normal nötr demek. Yani borsa böyle zikzakla nötr gidiyor. Bir de alçalıyor. Bir de yükseliyor. Tamam mı? Dolar da böyle. Yükseliyor. Normal alçalıyor. Aslında dolar alçalmaz ama yine alçalan var. Bakın burada alçalıyor. Yani arkadaşlar. Şimdi dolar bazlı yatırımlar çok olduğu zaman eğer dolar alçalıyorsa orada zarar ettim arkadaşlar. İşte hisse bazlı yatırımlar alçalıyorsa, hisse elimde çoksa, yüksek miktarsa orada çok ciddi zarar ettim arkadaşlar. İşte biz bu zararları iyisiyle kötüsüyle burada size göstereceğiz. Yani taşıt arsa da zarar ettim demeyeceğim. Çünkü arsa taşıt gibi şeylerde, konut gibi şeylerde %100 artışlar oldu arkadaşlar. %100 de değil, %150. Yani diyelim 1 milyonluk eviniz vardı, 2,5 milyon oldu. Anladın? Arsanız 1 milyon, 2,5 milyon. Onlar %150'nin üstünde arttı. Yani bu sene bazında. Yani 1,5 senede tabii ki 3 kat 4 kat gitti. Yani öyle %150 değil. O %150'yi de katla o zaman. 1,5 senede. Yani sene bazında %150'den bu.
Bunlar da öyle düşme olmadı. Zaten sürekli incelemiyoruz. Taşıtta da düşme olmadı. Düşme borsa, işte dolarlarda oldu biraz. Şimdi onları takip edeceğiz. İşte cebimdeki %10 para vardı ya, o %10'u ne yapmışım? Yani 1,5 sene önce %10 varmış cebimde. Şu an yine %10. Ama 2 kere değerleme yaptım bakın. Yani diyelim benim 3 milyon toplamda param var. Bunun %10'u 300 bin lira param vardı 1,5 sene önce. Artık 1,5 sene geçti arada. Benim param işte konutlardan, arsalardan gelirim arttı. Belki 10 milyon oldu. 10 milyonun %10'u 1 milyon oluyor. Yani 1,5 sene önce %10 300 binken bugün 10 milyon param varsa %10'u 1 milyon ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o günkü %10 da bugünkü %10 aynı değil. O şekilde düşün. Yani konut ve arsadan arttırabildiğim kadar para borsa gibi böyle dolar gibi şeylerden arttırdıysam %10'luk payımı koruduysam o yetiyor bana. Tamam mı? O yetiyor. Ancak onu beceremiyoruz çoğu zaman. Bazen çok terste kalıyoruz. Şimdi kısa vadeli portföy. %10'la bu işe başlamışım arkadaşlar. Nakitim de varmış. 2,7 babalar gibi. Yerli hissem de 6,8'miş. Ve borsa yükseliyormuş arkadaşlar. Bakın 2021 Ekim borsa yükselen ve paramın birçoğu yerli hissede. Bu ne demek? Yerli hisseden para kazanıyor demek. Dolar bazlı yatırım çok. Daha önce 2020'den önce ben hiç dolar almazdım. Dolar bazlı yatırım da yapmazdım. Hiç dolar da almazdım. Altın da dolar da almazdım yani. Evime sokmazdım öyle şeyler. Evet öyleydim işte. Ondan öncesi yok zaten. Burada yavaş yavaş başlamışım. Dolar bazlı yatırım. Yani Amerika fonları gibi bir şeyler almışım. Sonra işte dolar yükseliyor mu? Dolar yükselirse dolar bazlı yatırımdan da yatırım yükseliyor. Oradan da para kazanıyorsun. Tamam. Taşıt ederi %5,7 ediyormuş arkadaşlar. Arsalar %50 kaplıyormuş. 9 Kasım 2021'e geldiğimizde kısa portföyüm artıyor. Bakın değerleme yapmadığımız için para kazanıyoruz. Artık 10,2'den 11,1'lere geldi. Para kazanıyoruz demek. Yani bir ayda iyi kazanmışız demek. Şimdi nakitleri azaltmışım arkadaşlar. Bakın yerli hisseleri daha da artmışım. Bu mantıklı mı? Evet borsa yükseliyor. Daha da iyi kazanıyorsun. Tamam güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın 17 Aralık 2021'de artık 10'da 14'e getirmişim. Yani 2-3 ayda 10'dan 14'e getirmişim. Yani parayı aslında ben %50 arttırmışım. Anlatabiliyor muyum? %40 arttırmışım yani 2-3 ayda. Peki o zaman ne yapmışım? Yerli hisseye çok hızlı azaltmışım. 2,4'de güzel. Niye? Çünkü borsa azalıyor arkadaşlar. Borsa azaldığı için eğer bunu çok tutarsan çok ciddi kaybettirir. Ondan sonra dolar bazlı yatırım arttırmışım. Peki dolar yükseliyor mu? Dolar düşüyor arkadaşlar. Burada drink, 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 drink. Ne olduk? Ne olduk? Mua, mua olduk arkadaşlar. Mua, mua olduk. Ne oldu? Biz buradan kazandık. Tamam güzel hoş. Bunu dolara aktardık. Dolardan da kazandık. 14'e getirdik ama dolar düşüyor. Dolar düştü. Bakın ondan sonra 3 Ocak 2022'ye geldiğimizde bakın 14 birim para 11,6'ya gelmiş. 11,6'ya gelmiş. Sizce niye böyle oldu? 10,2 benim param vardı Ekim ortasında. Ekim ortası. Kasım, Aralık ortası. Yani 2,5 ay geçti arada. O 2,5 yani Ekim ortası, Kasım, Aralık ortası. 2,5 ay geçmiş. Bakın 10,2 param varken 14-15 lira çıkarmışım. 2 ayda paramı yani %50 arttırmışım. Bu 14 bir de dolar düşerken bu 14. Daha dolar yükselirken 15 lira çıktı arkadaşlar. 2 ayda %50 arttırmışım. Sonra bir şey olmuş arkadaşlar. O parayı kaybetmişim ben. Ne oldu biliyor musunuz? İşte Cumhurbaşkanı bir şey açıkladı. Dolar TL 18'den 11'lere indi arkadaşlar. Tamam mı? 11'lere inince biz 2 ay önce, 2,5 ay önce %10,2 ile başladığımız serüveni ciddi bir zarar yaparaktan 11,6'ya düşürdük. Ciddi bir zarar. Niye? Dolar bazlı yatırım. Yani TL'de kalsaymışım çok iyi menfaatim olacakmış. Yani borsadan kazanıp dolara geçtiğim için dolarda çarpıldığımız için arkadaşlar dolar bazlı yatırımımızdan çok büyük zarar ettik. Çünkü dolar TL'yi düşürdüler. Yani 18'den 11'e düşürünce biz yani paraları kaybettik. Peki ne kadar kaybetmişiz? %14'ten 11,6. 2 ay önceye göre 12,2'den 11,6'ya yine pozitifteyiz arkadaşlar. Enseyi karartmayalım. Yani bu %10 param için konuşuyorum ben. Enseyi karartmayalım. Yani %10'dan yani %50 paramızı şey yaptık.
%50'yi kaybettik, kaybettik. Artık %10 kaldı elimizde. %10, %15 de idare edeceğiz artık. Tabii dolar TL böyle 11 lira düşünce bizde bir korku, bir korku, bir korku. Ne oldu arkadaşlar? O zaman nakitleri sattık. Nakitlere geçtik. Pardon, dolarları sattık. Bakın 11,5'ten nakitlere geçtik. Nakite geçince tabii korkudan ne yapacağımızı bilmeyince nakite geçtik. Nakite geçince de arkadaşlar tabii ki dolar en dibe geldi. Biz oradan nakite geçtik. Zararı yedik yani. Ondan sonra arkadaşlar korktuk. Korktuk işin açıkçası. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Titreye yatırım böyle olmaz dedik. Sonra evet, taşıtlar, arsalar değişmiyor. Ama işte dolar bazlı yatırımdan bir ağzımız yandı. Ha, bunu bilebilir miydik arkadaşlar? Bunu kimse bilemezdi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Herkes zarar yaptı. Ben zarar yapmadım diyorsa gelsin karşıma. Öyle bir dünya yok. Ben yatırım yapıyorum, para kazanıyorum deyip de bu tarihte dolardan çarpılmayan varsa gelsin karşıma. Hatta hiç işin içinde olmayan, hiç yatırım yapmayan adamlar dolar TL 18'e gidince 18'lerden 19'lardan dolar aldı adamlar. 19'dan dolar aldı, bir gün sonra 11'e düştü. Tamam mı? Yani biz yine kazandık. Kazandığımızın bir kısmını kaybettik. Yani 10,2'den 11,6'ya kadar getirdik ya. Yani 1,4 kazanmıştık. Yani %15 nette biz yine karla bırakmış bu işi. Yani ilk önce %50 kazanmıştık. %50'nin de %30'unu geri vermiştik. %35'ini geri verdik. %15 ile karla devam ettik. Ama adam TL'den 18,5'tan dolar alıyor. Komple kaybediyor. 18,5'tan hiç kazanmıyor yok adamın. Yani TL veriyor diye koşuya gidiyor. Dolar alıyor. Ertesi gün dolar bir patlıyor. 11'e bir geliyor. O geliş arkadaşlar. Evet, hata bir. Burada çok büyük bir hata yaptık. Dolar azalıyorken biz dolardaydık. Ve çıkamıyorsun arkadaşlar. İşte dolar bazlı yatırım yapmışsın sen Amerika'ya. Sat diyorsun. Adam 2 gün sonra satıyor. Allah belanı versin. Yani satıyor. 2-3 gün sonra satıyor. Yani o fonlar var ya işte hemen bugün satılmıyor. Dolar patlıyor. Dolar bir günde zaten indi 11'e. Dolayısıyla arkadaşlar o gibi durumlarda işte Amerikan borsasında olmak, Amerika şeyinde olmak, parana ulaşamıyorsun bile. Yani o gibi durumlar çok sıkıntılı durumlar. Evet, kaybettik. Kaybettiğimiz işte burada oldu. Şimdi 3 Ocak'ta buydu. Sonra 18.03 tarihinde de yine bir değerleme yaptık. Yani yeni bir değerleme yapınca oranlar değişiyor değerleme yapınca. Yani aslında buradan 11,6'dan 8,8'e para kaybetmiyor. Toplam param büyüdüğü için, yani diyelim toplam para 3 milyondu. Değerleme yaptın. Toplam paran 6 milyona geldi değerleme sonunda. Ama senin buradaki kısa vadeli portföyün 11,6 ya, o zaman 8,8'e düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani diğer elemanlar, arsalar, konutlar değer kazandığı için bunlar artık değersizmiş gibi gözüküyor. Ama paran aynı para. Tamam mı? Yani değerleme yapınca bunlar düşüyor. Bazıları mesela konut arttı. Arsa değişmedi. O zaman konut daha çok arttı demek ki. Taşıt ederi de düştü arkadaşlar. Diğerleri çok arttığı için taşıt ederi de düştü bu sefer. Şimdi 11 nokta arttı değişmeden 8,8'e. Bu da şey, bunlar da değişmedi. 3,6. Yani bunları artık yavaş yavaş nakitleri biz şey yapmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar dolar almaya başladık arkadaşlar. İşte Mart aylarında 14,5'lardan dolar aldık. Evet, tekrar dolarlara girmeye başladık. 3 Haziran 2022'de ise yani artık 8'lere düştü portföy. 8'lerden yine yükseltmeye çalışacağız. Yani bizim amaç yükseltmek. O %10'luk payı yükseltmek. Yani geçen sene, bir önceki sene %10 varken artık sene başında 8,8'lere düştü. Bunun anlamı arsa, konutlar daha çok arttığı için bizim payımız %8'lere düştü. Tamam mı? Yoksa para kaybetmedik. Çünkü bakın burada halen %10'un üzerine çıkmış 11,6'yı. Bu değerlemeden kaynaklanan bir geri çekilme sadece. Para kaybettik, tamam mı? Şimdi dolar almaya başladık arkadaşlar. Peki nakitimiz var mı? Güzel. Nakitleri azaltmışız. Dolar almaya başlıyoruz. Yerli hisseniz var mı? Yerli hisseyle işte bu nakitlerle arkadaşlar hem yerli hisseye başlıyoruz saldırmaya hem de dolar almaya başlıyoruz. Notör dolar. Hisseler yükseliyor. Tamam, güzel. Diğer bir hisseden kazanıyoruz. Sonra Haziran tarafına geldiğimizde arkadaşlar nakitleri daha da azaltmışık. Yerli hisseleri de azaltmışık. Dolar çok almışık. Dolar ve dolar bazlı yatırımlar bunlar arkadaşlar. Sadece dolar değil.
Dolar çok almıştık Haziran'da. Zaten borsa nötrmüş. Borsada olsaydık da kazanamayacakmış bu süreçte. Yani şu süreçten bu sürece kadar azaltmış, nötr gitmiş. Sonra biz dolarları arttırmıştık. Onun haricinde Ağustos'a geldiğimizde oran değişmiyor bakın. Oran daha da düştü. Yani para kaybetmeler var artık arkadaşlar. Dolar aldığımız için biz dolar oynamıyor. Yani oynamıyor dedim, çok az oynuyor. Borsada da payımız az olduğu için iyi para kazanamıyoruz. Ya bakın borsayı da azalttık. Sonra Ağustos'a geldiğimizde bakın borsayı birdenbire arttırmış. Hisse yerli nakitleri azaltmış. Borsayı arttırmış. Bundan sonra bakın 8.8'den 8.3'e düştü. Bundan sonra 8'in üstüne çıkarmaya çalışacağız. Düşüyoruz yani. Yani hisseler ölü. Şimdi ne oldu? Hisseleri arttırdık ve yükselen trend var borsada. Doları da arttırdık. Şimdi dolar TL'yi yine arttırmaya devam ediyor. 15,5'lar, 14,5'lar, 16,5'lar arttırıyoruz arkadaşlar. Geldiğimizde arttırıyoruz dolar diye. Ama dolar TL çok hızlı artmadığı için bizim o %10'luk paramız küçülüyor. Gittikçe küçülüyor. 8,3'ten 8'e düştü. Sonra bakın burada 14 alıp 2020'de 11,5'a çıktı. Nasıl çıktı bu arkadaşlar? İşte şu biz borsada oluşumuz, Haziran'dan sonra borsaya girişimiz ve sürekli girdiğimiz hisselerden %30, %40 para kazanıp çıkmamız. Orada ben size videolar yaptım da 2020'de bir sürü hisseden %40'lar para alıyor. Yani %40 alıyor, öbür hisseden gidiyor, oradan da alıyor. Tabii bunları aldıktan sonra bir noktada yine dolar alıyoruz. Yani dolar yükseliyor ama bakın 15,5'lardan aldım, 14,5'lardan, 15,5, 16,5'lardan yine alıyorum, yine alıyorum. Yani değişmiyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yine alıyoruz. Bakın bir ara dolar bazlı yatırım, bu sadece dolar değil, dolar bazlı yatırım da var burada. Yani nasıl? Mesela AFT fonu alıyorsun. Dolar bazlı bu ama bunu satınca TL geliyor eline. O TL ile yerli hisse almışım. Nakitlerle de yerli hisse almışım. Oradan kazandıkça bu hisseyi büyütmüyorum ben. Büyütmüyorum. Yani kazandım, satıyorum o kazandım. Başka hisse alıyorum ya da dolara çeviriyorum. Böyle bir taktik uyguluyoruz. 14 Aralık'a kadar yine uyguladık. Bu sefer yerli hisse oranlarımız biraz küçülmüş. Yani kazandıkça, sattıkça şey yaptık ama bakın bu sefer dolar yatırımını arttırmış buraya. Nakitleri azaltmış, 11,5'lara getirmiş. Çok güzel. Yani hisseler de yükseliyor. 14 Aralık 2022'de. Ondan sonra 21 Ocak 2023'te arkadaşlar. Bakın bu sefer borsa alçalan trende girmiş. Bu sefer borsa alçalan trende. Ben size ne dedim arkadaşlar? Ben size ne dedim? Aralık'ın ortasından itibaren çok ciddi uyarılarda bulundu. Yani bakın burada Aralık. Bakın ne demişiz? Bu ne hangi tarih? 21 Ocak 2010. Borsaya gelenler çok acı çekecek. Yani ocağın başında gelen adam %45'ini kaybetti zaten. Yani en iyi portföyde olsa %45'ini kaybetti. Bakın burada borsada bu ne? 14 Aralık'ta. İşte biz bu tarihlerde borsayı bırakmaya başlıyorduk. Yavaş yavaş bırakıyorduk. Yani burada zaten sürekli realize ettiğimiz için iyice azaltıyorduk. Bakın 1.8'den artık Ocak başında hiç kalmadı biz. Ne yaptık bunları? Dolar yaptık işte. Yani böyle şeyler yaptık arkadaşlar. 11.8, 11.5'a çıkarmıştık. 11.7 yani bu 30 yıllık bir rally olmuştu borsada. İşte orada en zirvede bırakmayı bildik yani. Şu 1.8 sizi kandırmasın. Bu sürekli yükseliyor. Yani sadece 14 Aralık'ta 1.8 görmüş. Yani 3 Ağustos'ta bu 2.1'di. Sonra belki 3'lere 4'lere çıktı. Aralık'ın başında yani çok iyi kar aldıklarımızı realize ettiğim için tekrar düştü. Yani realize ediyoruz ama bakın burada dolara geçiyoruz. Yani dolar da hem geçiyoruz, dolardan da bir artış oluyor orada. Onun için ciddi bir 8'lerden 11,5'lara çıkarttık. 11,7'lere çıkarttık 8'lerden. İyi bir realize oldu. Yani 8'den 11,7 12'de %50 eder arkadaşlar. Bir %50'yi yine yaptık biz. Yani o %50'yi burada yapmıştık ya %50 2021'de. Çarpılmıştık sonra. Cumhurbaşkanı çarpmıştı bizi dolarda. Sonra yine döndük dolaştık. 2022'de bir daha %50 yaptık. Yani iyi bir para. Yani bir para kullanıyorsun. Yani 3-5 ayda Haziran, Temmuz, Ağustos yani 3-5 ayda işte diyelim Temmuz'dan sonra Aralık'a kadar %50 daha yapıyorsun paranı. Çok güzel bir şey. Peki ne oldu sonra? Sonra ne oldu? İşte biz burada çarpılmıştık ya 2021'in sonunda çarpılmıştık ya.
2022'nin sonunda çarpılmamak için herkesi uyardık. Uyardık ve uyardık. Biz kendimizi sıfırladık. 2022'nin sonuna kadar sıfırladık. 2023'ün başında benim bir hissem kalmıştı. O da sürekli tavan yapıyordu. Onu da sattık. Onu da karla sattık. Yani hepsini %40 karla sattık. En kötü hisse %30, %40 karla satıldı arkadaşlar. Yani şöyle düşünmeyin. Yani bir hisseden ben 6 ay bekledim %40 diye. Hayır, ben hisseye giriyorum. Bir ayda %80 aldığım oluyor. %50 aldığım oluyor. Onu satıyorum. Öbür ay bir daha alıyorsun. 2022 böyle bir aydı. Ondan sonra ondan dolayı %50 arttırdık paramızı. Ha, dolar TL artmadı arkadaşlar. Bakın buradan 15'lerden 14'lerden aldık. Yani bu 18'lerde kaldı. Yani o şeyde 18'lerde kaldı. 21 Ocak'ta da yine 18-19'da değişen bir şey olmadı. Dolar TL'den kazanamadık. Ancak yüklü miktarda dolarımız var. Ne zaman? 14 dolar, yani yüklü miktarda dolar ne zaman var onu da gösterelim arkadaşlar. Bakın şöyle 21 Ocak'ta bakıyorum dolar yüklü mü? Dolar 3,8. Tabii bunu yabancı hisseyi de sayacaksın. %6, %7'ler tabii ki. Yani yabancı hisse de dolar olarak geri dönüyor. Yani dolar yapıp oraya yabancı hisseyi de dolar yolluyorsun ya. Onun için o da dolar bazlı yatırıma. Bakın %9'lara bulmuş. Sonra evet %9'ları bulmuş dolar. Çok ciddi dolar yapmışız. Nakit biraz nakitimiz varmış. Yerli hisse hiç kalmamış. Şu an akıllandık artık. Niye? Niye akıllandık? Artık çarpılacağız dedik. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar ondan sonra 3 Mart'ta yine bir değerleme oluyor. Yine bir değerleme yapıyoruz. Bu sefer arsamız 51,4'e çıkmış. Taşıt ederi 3,9 olmuş. Yani taşıtın fiyatı diğerlerine göre daha az arttığı için bu daha da düşmüş. 4'ün altına düşmüş arkadaşlar. Ama borsada ne yapmışık? Yani arsa iyi artmış. Yani 42'lerden 51'lere depar atmış. Depremden dolayı tabii deprem çok etkili oldu. Taşıt ederi 4,9'lardan 3,9'lara düşmüş. Yani taşıt depar atamamış arkadaşlar. Doları arttırmışık bu esnada. Ondan sonra tabii ki kısa vadeli portföyümüz 11,7'den 7,3'e düşmüş. Yani niye böyle düşüyor? Ederle değerleme yaptığımız için artık o düşüyor. Yani burada da düşmüş. Dikkat edin, bu miktar olarak düşmüyor. Değerleme yapıldığı için, bütün para arttığı için o oran daha düşük kalıyor, tamam mı? Yine bir değerleme, yine düşüyor. Yani bizim amaç ne? Yani onlardan 15'lere götürüp zaten değerleme yapınca tak düşüyor. Bir sene boyunca yine 15'lere çıkarıp yine düşüyor. Tamam mı? Yani burada ne oldu? 8'lerden 12'lere götürdü. Bir daha düştü. Nereye? 7,3'e düştü bakın. Diğerlerinin ederi çok artmış. Evler, arsalar çok arttığı için bu 12'den 7,3'e düşüyor arkadaşlar. Çok ciddi bir düşüş bu. Evet. Peki ne olmuş? Dolar da 9'dan 6'ya düşmüş. Görüyor musunuz? Bakın dolar da 9'dan 6'ya düşmüş. Yani bu %50 düşmedi. Yani %50 demeyeyim de çıkarken %50, düşerken 3 bölü 9 dersek %33 düşmeye tekabül ediyor. Bu aslında miktar dolar, elimizdeki dolar aynı dolar. Sadece bütün paramız arttığı için o dolar bütün paramız içinde 9 birimden 6 birime düştü. Tamam, bu şekilde algılayın. Şimdi 6 birimlik dolar var. Değerlememiz yapıldı. 7,3'e düşüyor. Bizim hedef ne? 10. Hedef 10. Buradaki 1,5 sene önce 10'du. 1,5 sene önceki şeyi tutturalım bari. Ne o? 1,5 sene önceki ilk durumdaki portföyü tutturalım. Çünkü burada arsa, araba, ev. Bunların artış oranıyla benim diğer işte o %10'u kullandığım artış oranı eşit olursa tamam deriz. Yani o gün 10,2 ise bugün de 10,2 olsun. Tamam mı? Onu yapmaya çalışıyoruz. Şu an işte o 7,3'ü arkadaşım 9,3'e çıkarmış. Bugün itibariyle 24 Haziran itibariyle 9,3'e yine çıkar. Peki nasıl çıkardın? 7,3 hemen çıkar mı bu 9,3'e? Nasıl çıkardık? Bakalım. Yani bunu çıkarırken bu sene bir daha bir hata yaptım arkadaşlar. Dolar sattım. Dolar sattım 6 birim, yani burada 9 birim olan yeni değerlemeyle 6 birim olan doların 2 birimini sattık. 4 birime düşürdük dolarımızı. Bunu satıp borsaya
aktarınca borsadaki hisseler de geri çekildi. Bakın, borsadaki hisseler de geri çekildi. Yani 1.1'di. Doları satıp borsaya aktarınca borsadaki hisseler de geri çekince borsadan kazanamadım ama dolar tam tersine arttı. Bakın bu 6'dan 4.6'ya indi. Yani 4.6 bugün ama 6'dan 4'e indirdim galiba ben bunu. Ondan sonra dolar TL arttığı için tekrar bugün olarak 4.6'ya çıktı. Yani 4'ten 4.6'ya çıktı. Ancak ben burada 21.5'ten sattım. Yani satmış bulundum artık. Borsa da yükseliyor diye, kaçırmayayım yükselişi diye. Zirveden aldık işte malları. Sonra geri çekildi borsa. O aldığımız mallardan zarar ettik. Yani tabii zirve demeyeyim de. Yani yüksekten aldık, bir geri çekilme oldu. Yani. Ancak ondan önce biz borsaya düşükten de girmiş olduk. Yani ilk başta zararımız vardı. Düşükten bir daha ekledik. O zararı kapattık. Sonraki eklemimizde bir taktik hatası oldu. Biraz bekleseydik, o doları satmasaydık daha iyi olurdu. Ben şunu düşünüyor insan, ya borsa gidiyor. Bakın dolar gitmiyor. Şimdi yani öyle bir karar alacaklar. Mehmet Şimşek geliyor. Dolar da biraz azaltalım. Çünkü dolar geri çekilme olursa, bu yüksek bir faiz arttırılırsa dolardan da ciddi zarar yemeyelim diye bir miktar doları satıp borsaya girdik. Yani Mehmet Şimşek borsaya şey verirse borsada yükselir dedik. Ama öyle olmadı arkadaşlar. Yani öyle olmadı yani. Ne oldu? Çok pasif davrandılar. Çok kötü kararlar aldılar. Hiç sevilmeyen bir faiz artışı yapınca bu sefer borsa da yükseldi, dolar da yükseliyor şu an. Yani ondan dolayı arkadaşlar hem borsa hem dolar yükseldiği için bizim bu 7.3'lük birim 9.3'e çıktı. Onu da şöyle gösterelim. Bakın burada şuradaki hisseler, hani demiştik ya, bakın 9.35 şu an. Hedefimiz neydi? Toplam varlıkların 10'u yapmak. Yani 10 birim olsun. Tabi bu 15 olursa daha iyi. Çünkü arsa, evler portföyü değerlenince bu otomatikman düşüyor. Yani bu 12 olursa yine düşüyor 8 lira değerler. Önümüzdeki sene için konuşuyorum. Yani kısa vadede 10 yapmak. Yani önümüzdeki yazın 10 yapmak. Kışa doğru da 15 yapmak. Anlatabiliyor muyum? Kısa vadeli yatırımı %15'e getirmek. Zaten önümüzdeki sene başında değerleme yapınca o 15 tekrar 10'a düşecek. Bir de burada dolar bazlı yatırım, TL bazlı, bunu sıfıra hedefliyorum ben. Daha çok yerli hisse almayı düşünüyorum. Ancak yani o da açık oluşturuyor arkadaşlar. Dolar, TL artık hisseler düşerse bu sefer terste kalırız diye. Yani şu an için 4.4 hissem varsa 4.78 de dolar bazlı yatırımım arkadaşlar. Yani hemen hemen birebir gibi bir şey. Birebir de değil. 1.13 gözüküyor şu an burada. Olayı anladık değil mi? Şimdi yerli hisse oranım 4.4. Dolar olarım 4.6. Dolar bazlı yatırım. Altın da var bunun içinde. Şimdi birebir. Yani 4.5'e 4.5'te. Şimdi satmış olduk dolarımızın bir kısmı. Sonradan yükseldi dolar falan. Şimdi arkadaşlar, önemli olan bundan sonrası. Yani bundan sonrası. Hani bugüne kadar verdiğimiz kararlarda bir tane yanlış kararımız var. Bu da TL'ye geçmemek. Ancak öyle bir ortam oluşturuldu ki TL güvensizleştirildi. Dolar TL 18'e çıkarıldı. İster istemez herkes dolara, altına gitti. Sonra 18'de bir patladı. Burada herkes zarar etti. Önemli olan bunun öncesinde mantıklı kararlar alıp ilk önce karı yapıp o kar üzerinden zarar görüp, ayrı bir konu. Tabii biz burada hatalı davrandık. Niye? Nakitlerimizi sıfıra indirdik. Nakitlerimizi sıfıra indirdik. İndirmememiz gerekiyordu. Şu an yine sıfır. Hatalı mı davranıyorum? Hayır. Şu an hatalı davranmıyorum. Biz zaten burada kaybettiğimiz dolarların kat ve katını şimdi alacağız. Burada kaybettiğimiz dolarlar var ya şurada. Dolar kaybetmedik de. Dolar bazlı yatırımdan kaybettiğimiz şeyi, bakın burada 14'lerden 11'lere geri düşürdü ya. Onun kat kat şeyini burada alacağız. Niye alacağız arkadaşlar? Bir kere biz dolarlardan vazgeçmedik. Yani 14'ten 15'ten dolar aldık. En erken sattığımız dolar 21.5. Bugün itibariyle dolar kaç lira arkadaşlar? Şimdi 25.3 şu an. Şimdi bu 26, 27, 28'den ben dolar verdim satarsam benim ortalama 14.5'tan ciddi alışlarım var, 15.5'tan. Yani ortalamam benim arkadaşlar 15.5 gibi. Ortalamam 15.5 gibi, tamam mı? Yani 15.5, 16 ortalama diye. Yani. 16 ortalama. 16 ortalamayla alıp
Şöyle yapsak 16 ortalama. Yani şu şekilde düşünün. Yani biz mesela 10 15,5 diyoruz ya. Bu 6,3 olmadan önce alınan dolar bunlar. Yani doları buraya getirdik ama 15,3'ten aldık ama bunu buraya gelmeden önce alınan dolarlar. Aldık sonra dolar miktarımız yükseldi. Dolayısıyla 15,5 civarı benim yatırımlarımın ekserisi. 15 hadi 16 diyelim. 16 bugün 25 lira arkadaşlar. 25 eksi 16 bölü 16. %56 kar. Yani bu ne zamandan beri? Geçen sene Haziran'dan bir seneden beri %56 kar gözüküyor. Evet. Şimdi evet bu iyi gidiyor. Dolar TL'yi bozmayı düşünmüyoruz. Bir o kadar da borsa yatırımımız var. Borsa ne olacak? Şimdi hani burada yukarı aşağı yukarı aşağı diyor da şu an bilinmiyor. Çünkü bugünü yaşıyoruz. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. 2 ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Peki ben niye borsada bu kadar arttırdım şeyimi? Oranlarımızı arttırdık. Bakın. Sepetimizi arttırdık bu kadar. Görüyor musunuz? Şu an itibariyle 726 bin TL borsaya para sokmuşum. En son tarihi olaraktan yeniden eskiye diyelim. Bugün işlem yapmışım mesela. Lokman ekip satın almışım. Ne sattık bugün arkadaşlar? Acı sebzeyi sattık. Zararına mı sattık? Zararına satmışık. %4 zararına satmışık. Yapacak bir şey yok. Tekrar lokman ekimi aldık. Aslında lokman ekimi biz zararına sattık arkadaşlar. Bakın. Burada lokman ekim varsa göstereyim. Allah'ım, lokman ekim olması gerekiyor. Ha, burada bakın şurada zararına %1 zararına sattığımız şeyi bugün yine aldık. Kar zarar yok. Yani tam kapanışta aldık. Yani niye aldık? Birini sattık. Madem birini alalım dedik. Yani şu oranlar pek değişmesin dedik. Bir daha aldık. Şimdi ne oldu? %3,3 kardayız arkadaşlar. Borsada ilk başta zarar ettiğimiz hisse yok mu? Var. Bakın tahmini küçükten büyüğe zararda olduğumuz hisseler var. Bakın %25 zararda olduğumuz hisse var. %23 Kerevitaş'tan zarardayım. %22 Simpaş'tan zarardayım. Yani bunlar zarar. Ancak genele baktığımızda genelde pozitiftir arkadaşlar. Benim portföyüm genelde pozitifte. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar biz ne diyorduk? Borsada pozisyon korumaya devam edeceğiz. Yani ciddi miktarda da devam edeceğiz. Niye? Bakın burada hep bir döngü var arkadaşlar. Dikkat ederseniz yazdan sonra bir rally başlıyor. 2021'in sonuna kadar, sonra 2022'nin sonuna kadar bir daha bir rally. Bakalım mı? Hadi bakalım bakalım. Bakın bir rally başlıyor. 2023. Bakın 2020'de 2020'de mi? 2021 diyelim. 2021'deki rally'yi gösterelim. 2021'in 2021'in 2021'e sonuna kadar bir rally oluştu. Sonra bir duraksama oluştu. Sonra 2022'de bir daha rally oluştu. Şu an buradayız. Şu an aşağı düşer mi diye sorarsanız, yani bu artık bir düşer ondan sonra rally gelir diye sorarsanız, o zaman bir yıllık bakalım derim ben size. Bir yıllık baktığımız zaman da arkadaşlar hatta 2020'deki olayı gösterdim ben size. Bakın şu CCI dedim. Bu böyle gelir 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 geri döner dedim size. Bakın. Yani bu gelir gelir geri döner şey değil yani. Bu bakın burada bir rally başlatma arifesinde bir geri dönüş yapıyor. Sonra bir daha yükseliyor. Görüyor musunuz? Burada bir tehlike görmüyorum dedim ve aynen o şekilde geri dönüşler oldu. Bakın mavi çizgiden geri dönmüş. Burası da bir şekilde geri döndü. Yani geri döndü mü? Döndü arkadaşlar. Geri döndü mü? Döndü. Yani bakın burada bu noktada giriş yapmıştık biz. Yani şu noktada girmiştik, sonra %30 kaybettik. Şu noktada %30 kaybettik. Burada bir daha ekleme yapmıştık. Şuraya gelince kayıplarımızı telafi ettik. Bir daha ekleme yaptık. 3 kere giriş yaptık. Burada giriş yaptığımızdan dolayı zarara girdik şurada. Şu an zararlar kapandı. Şu an başa baştayız. Ancak hani ben rally bekliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yani her zaman bir karar alıyoruz. Bu karar bazen doğru, bazen yanlış oluyor. Ben burada rally bekliyorum. Bu bekliyorum arkadaşlar.
Niye bekliyor rally? İşte 2020'deki rally'nin şeyi işareti. CCI düşüş tekrar. Ha, bu kadar basit mi diye sorabilirsin. Şu şekilde enflasyon önümüzdeki süreç çok büyük bir enflasyon olacağı için arkadaşlar şirketler ucuz kaldı. Size söyleyeyim. Yani ben size söyleyeyim ucuz kaldı. Yani ve o şekilde de düşünüyorum. Ucuz olacağını düşünüyorum. Yani pahalı demem için benim şu olması gerekiyor. Bakın şu şirkete yatırım yaptık. Buna pahalı demem için de PK'sı bunun Simpaş'ın PK'sı şu an PK fiyat bölü kazancı 0,65. 0,65 yani şurada. Bakın 0,65 şurada görüyor musunuz ya 0,65. Piyasa defterde 0,34. Yani 0,65 demek senin kazancın öyle bir kazanıyorsun ki sen bir sene dolmadan koydum para kadar da kazanıyorsun demek. Yani bir sene dolmadan koydum para kadar da para kazanıyorsun demek. Ya ben bir ev alsam şu an 35 senede kendini almak eder. Yani PK'sı 35 bir evin piyasada diyelim. Hadi bilemedin en iyi ihtimal 30. Hadi diyelim öyle bir yatırım yaptın 25. 25'in aşağısını şu an sana bir Allah'ın kulu vermez. E şimdi burada 0,70'ler 0,80 PK'lar varken gidip de ben fiziki evi 25 PK'dan niye alayım? 30 FK'dan niye alayım? 35 FK'dan niye? İstanbul'da 35 FK arkadaşlar. Yani kira gelirsin, bilmem nesi, ederi, o zaman diye 30-35 yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla spekülasyon olmayan şirketlere girip beklemek en iyi. Yani bazen o şirketler spekülasyonun tam ortağındadır ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani kaybetmek de var, kazanmak da var. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Yani bundan sonra önümüzdeki süreçte şu soru işareti olan kısım göreceğiz, bakacağız yani yükselecek mi borsa, düşecek. Bundan önce yanlış yaptığımız yer hemen hemen olmadı. Bakın alçalıyorken borsada hep hisselerimiz azdı. Yani %7'lerden yükseliyorken bırakmıştık. 2021'de alçalmaya başlayınca azaltmıştık. Bir miktar kaybımız olmuş. Bakın burada yine alçalıyor. Bu sefer sıfır. Sıfır kayıp. Ancak ondan sonra tekrar eklemiş. Bakın alçalmaya devam etmiş. Bakın ben 1,1'e girdim ya. Yani 1,1 bir meblağ girdiğim için %30 zarar ettim bu 1,1 meblağda. O zararı kurtarabilmek için kritik bir noktada aynı parayı bir daha koydum. Yani 1,1 para 250 bin lira, 240 bin lira koydum. %30 zarar ettim. 170 bin liraya düştü para. Sonra o kritik bir noktada bir daha aynı para koydum. Yani 240-250 bin bir daha koydum. Bu sefer hızlıca yükselince borsa o bütün %30'luk zararı kapattı. Ondan sonra yükseldikten sonra bir daha 1,1 koydum. İşte o hataydı. Dolar bozuk koymuştum. Sonra dolar yükseldi. O da işte Mehmet Şimşek gelir. Dolar TL'yi işte faizleri çok yükseltir. Dolarları düşürürse bizim de 9 birimlik dolarımız olduğu için ciddi zarar yazmayalım diye biraz azaltma yoluna, dengelenme yoluna gittik. Yani yarısı borsada, yarısı dolarda. Şu an baktığımda faizler güzel artmadığı için arkadaşlar çok beklentinin altında kaldığı için bu sefer borsa tarafı birazcık geri çekildi. Yani geri çekilmedi o da yükseldi. Dolar tarafı daha hızlı yükseldi. Bakın şu an artık dolar tarafı daha hızlı yükseldi. Aslında hem borsada hem dolarda aynı para var. Eşit para var. Borsa da yükseliyor arkadaşlar. Bakın borsa yükselmiyor demeyeyim ama dolar biraz daha hızlı oldu şu süreçte. Borsa da yükseliyor bakın. Ciddi yükselişler sergilemişler. Borsa yükseliyor. Niye? Bir iki gün önce bizim burada 700 bin liramız vardı kullanılabilir. Şu an 750 bin olmuş. Yani bir iki günde 50 bin lira artmış. Dolar tarafı daha fazla arttı. O belki 75 bin lira arttı birkaç günde. Dolayısıyla arkadaşlar şu an riskler benim için eşit. Yani borsada da çok risk görmüyorum. Dolar TL'de de çok risk. Yani ne demek bu? Dolar TL'de de yükselebilir. Daha borsada yükselebilir. Onun için TL'de risk görüyorum. TL'den kaçınıyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler.